Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Trotzdem yapısı. Hazırsanız dersimiz başlasın. Trotzdem yapısı ne anlama geliyor? Trotzdem arkadaşlar, buna rağmen demek. Dilerseniz örneklerimize bir bakalım. İlk örneğimizde arkadaşlar, es ist sehr kalt. Bakın, hava durumundan bahsediyor. Ne diyor? Hava çok soğuk. Es ist sehr kalt. Sie möchte keinen Pulli anziehen. Evet, Pulli ya da Pullover değil mi? Der Pulli, der Pullover. Neydi? Kazak demekti. Anziehen, giymek. Kazak giymek istemiyor dediğimizde demek ki Sie möchte keinen Pulli anziehen. Şimdi arkadaşlar, burada havanın soğuk olma durumu var. Ve bu bir bayan. Ne diyor? Gene de buna rağmen kazak giymek istemiyor. Dolayısıyla es ist sehr kalt. Trotzdem möchte sie keinen Pulli anziehen demiş oluyoruz. Bakın burada trotzdem yapısına baktığımızda arkadaşlar, noktamızı koyduktan sonra trotzdem ile demek ki başlıyormuş cümlemiz ve trotzdem möchte sie, burada eylem olmuş olsaydı, yani möchten yerine sadece eylem olsaydı, o zaman ne olacaktı? Eylemimiz gelecekti. Ancak burada demek ki möchten yapısı olduğundan dolayı trotzdem möchte sie keinen Pulli anziehen dememiz gerekiyor. Demek ki burada karşıtlık değil mi? Bir tezat demeyelim ama bir durum var. Ve bu duruma karşı biz ne diyoruz? Buna rağmen ile ne yapıyoruz? İkinci cümlemizi kurmuş oluyoruz. Bunu neyle yapıyoruz arkadaşlar? Trotzdem yapısıyla. İkinci örneğe bakalım. Burada da es schneit, bir diğer hava olayı, kar yağıyor değil mi? Es schneit, die Schüler spielen im Garten Fußball. Evet, öğrenciler bahçede futbol oynuyorlar değil mi? Şimdi buradaki karşıtlık ne arkadaşlar? Havanın yağışlı değil mi? Kar yağışlı olması. Diğer yandan da öğrenciler ne yapıyor? Bahçede futbol oynuyorlar. Dolayısıyla buna rağmen yapısını getireceğiz ki bu neymiş? Trotzdem yapısı. Bu durumda ne yapıyorum? Bakın buradaki yapıyı, buradaki cümleyi aynen aşağı taşıyorum ve diyorum ki es schneit noktamı koydum. Trotzdem spielen die Schüler im Garten Fußball. Bakın az önce söylemiş olduğum gibi arkadaşlar, trotzdem'den hemen sonra ne geliyormuş? Eylemimiz geliyor. Eylemimiz spielen'den hemen sonra die Schüler değil mi? Trotzdem spielen die Schüler im Garten Fußball ile ne yapmış oluyorum? Trotzdem cümlesini tamamlamış oluyorum. Üçüncü örneğe bakalım. Das Wetter ist schlecht. Evet, hava kötü. Hava olaylarından gidiyoruz farkındaysanız. Das Wetter ist schlecht. Hava kötü. Sie gehen an den Strand. Sahile gidiyorlar dediğimizde. Sie gehen an den Strand. Şimdi hava kötü. Buna rağmen nereye gidiyorlar? Sahile gidiyorlar dediğimizde das Wetter ist schlecht noktamızı koyduk. Trotzdem gehen sie an den Strand. Buna rağmen sahile gidiyorlar demiş oluyor cümle. Öyle değil mi? Anlam olarak bakmayalım arkadaşlar. Yapı olarak bakalım. Gene de kötü hava da olsa değil mi? Sahile inilebilir ama burada dediğim gibi yapısal olarak bakmakta fayda var. Dördüncü örneğimize baktığımızda arkadaşlar, die Flugreisen sind teuer. Die Flugreisen neydi arkadaşlar? Uçak seyahatleri değil mi? Uçuş seyahatleri kastedilmiş oluyor burada die Flugreisen ile. Sind teuer, pahalı. Viele Leute reisen mit dem Flugzeug. Birçok insan reisen mit dem Flugzeug, uçakla seyahat ediyor demiş oluyor cümlemiz değil mi? Şimdi buradaki karşıtlığımız, tezatlığımız ne arkadaşlar? Uçuş fiyatlarının değil mi yüksek olması. Dolayısıyla ne yapacağım? Buradaki yapıyı aynen aşağı taşıyacağım ve diyeceğim ki die Flugreisen sind teuer. Evet, uçuş seyahatleri pahalı dediğimizde die Flugreisen sind teuer. Şimdi burada buna rağmen ne diyeceğiz? Buna rağmen insanlar uçakla seyahat ediyorlar dediğimizde trotzdem reisen viele Leute mit dem Flugzeug. Bakın kuralımız bozulmadı arkadaşlar. Trotzdem'den hemen sonra eylemimiz reisen değil mi? Seyahat etmek geldi.
Trotzdem reisen viele Leute mit dem Flugzeug demiş olduk. Dilerseniz şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Şimdi ilk örnekte hava durumumuz nedir? Havanın çok soğuk olduğu söyleniyor değil mi? Es ist sehr kalt. Sie möchte keinen Pulli anziehen. O kazak giymek istemiyor diyor cümlemiz değil mi? Şimdi burada ne yapacağız demek ki? Baştaki cümleyi aşağı taşıyacağız ve diyeceğiz ki es ist sehr kalt. Buna rağmen o kazak giymek istemiyor dediğimizde trotzdem möchte sie keinen Pulli anziehen demiş oluyoruz. İkinci örnekte bir diğer hava olayı olan kar yağışı değil mi? Schneien, es schneit, hava kar yağışlı dediğimizde es schneit, kar yağıyor. Die Schüler spielen im Garten Fußball, öğrenciler bahçede futbol oynuyorlar. Şimdi ne oluyor demek ki? Bunu tekrar aşağı indiriyoruz. Es schneit değil mi? Aynı cümleyi koruyoruz. Buna rağmen öğrenciler bahçede ne yapıyor? Futbol oynuyor dediğimizde trotzdem spielen die Schüler im Garten Fußball diyoruz. Üçüncü örneğe baktığımızda das Wetter ist schlecht, hava kötü. Sie gehen an den Strand, sahile gidiyorlar. Ne yaptık? Das Wetter ist schlecht noktamızı koyduk. Buna rağmen sahile gidiyorlar dediğimizde trotzdem gehen sie an den Strand diyoruz. Dördüncü örnekte die Flugreisen sind teuer. Uçuş seyahatleri nasılmış? Pahalıymış değil mi? Viele Leute reisen mit dem Flugzeug. Birçok insan ne yapıyormuş? Uçakla seyahat ediyormuş. Ne yaptık? Bunu gene indirdik değil mi? Aynı şekilde koruduk bu yapıyı. Die Flugreisen sind teuer noktamı getirdim. Trotzdem reisen viele Leute mit dem Flugzeug. Buna rağmen birçok insan uçakla seyahat ediyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Es ist sehr kalt. Sie möchte keinen Pulli anziehen. Es ist sehr kalt. Sie möchte keinen Pulli anziehen. Es ist sehr kalt. Trotzdem möchte sie keinen Pulli anziehen. Es ist sehr kalt. Trotzdem möchte sie keinen Pulli anziehen. Es schneit. Die Schüler spielen im Garten Fußball. Es schneit. Die Schüler spielen im Garten Fußball. Es schneit. Trotzdem spielen die Schüler im Garten Fußball. Es schneit. Trotzdem spielen die Schüler im Garten Fußball. Das Wetter ist schlecht. Sie gehen an den Strand. Das Wetter ist schlecht. Sie gehen an den Strand. Das Wetter ist schlecht. Trotzdem gehen sie an den Strand. Das Wetter ist schlecht. Trotzdem gehen sie an den Strand. Die Flugreisen sind teuer. Viele Leute reisen mit dem Flugzeug. Die Flugreisen sind teuer. Viele Leute reisen mit dem Flugzeug. Die Flugreisen sind teuer. Trotzdem reisen viele Leute mit dem Flugzeug. Die Flugreisen sind teuer. Trotzdem reisen viele Leute mit dem Flugzeug. Sonraki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Der Film ist nicht gut. Değil mi? Ne diyor cümlemiz? Film iyi değil. Die Zuschauer wollen ihn ansehen. Bakın, die Zuschauer neydi? Seyirciler demek. Wollen ihn, onu ne yapmak istiyorlar? Ansehen, izlemek istiyorlar. Buradaki ihn, onu derken neyi kastetmiş oluyoruz? Der Film değil mi? Onu izlemek istiyorlar dediğimizde demek ki die Zuschauer wollen ihn ansehen. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Film iyi değil. Buna rağmen izleyiciler onu izlemek istiyorlar dediğimizde der Film ist nicht gut. Trotzdem wollen die Zuschauer ihn ansehen. Bakın burada wollen modal fiili olduğundan dolayı trotzdem'den hemen sonra ne oldu? Modal fiilin wollen geldi ve ansehen ayrılabilir fiili ayrılmıyor ve zaten modal fiil kuralıydı bu değil mi? Mastar halde olması gerekiyordu. Burada ne olmuş demek ki? Mastar halde ve cümlenin sonuna gitmiş. Dolayısıyla trotzdem wollen die Zuschauer ihn ansehen ile trotzdem cümlemiz kurulmuş oluyor. Altıncı örneğimize bakalım arkadaşlar. Die Wohnung ist günstig. Die Wohnung neydi arkadaşlar? Ev, daire anlamına geliyordu değil mi? Günstig,
uygun fiyatlı. Dolayısıyla ev ya da daireyi kastediyorsam uygun fiyatlı diyor. Claudia will sie nicht kaufen. Evet, Claudia bir kadın ismi. Ne yapmak istemiyor arkadaşlar? Satın almak istemiyor. Dolayısıyla Claudia will sie nicht kaufen. Şimdi bu iki cümleyi ne yapacağız arkadaşlar? Trotzdem ile nasıl ifade edeceğiz? Ne yapıyoruz? Die Wohnung ist günstig. Bunu belirtmiş oldum. Buna rağmen dediğimde trotzdem, bakın modal fiilim wollen geldi. Dolayısıyla Claudia 3. tekile göre çekimlendiğinde trotzdem will Claudia sie nicht kaufen. Buradaki sie neye gönderme yapıyor arkadaşlar? Die Wohnung. Dolayısıyla Claudia onu satın almak istemiyor demiş oluyoruz. Ve sonuncu örneğe baktığımızda arkadaşlar, Mario hat 9 Monate Deutsch gelernt. Zaten anlaşılır bir cümle değil mi? 9 ay Mario ne yapmış? Almanca öğrenmiş. Geçmiş zaman yapısını görüyoruz burada. Haben gelernt değil mi? Burada arkadaşlar lisanlar son yazım kurallarına göre küçük harfle yazılıyor arkadaşlar. Bazı kitaplarda, bazı kaynaklarda büyük harfle yazıldığı da görülüyor. Ancak son yazım kurallarına göre küçük harfle yazılıyor. Onu da hatırlatmakta fayda var. Cümlenin devamı Er kann nicht fließend sprechen. Evet, fließend akıcı. Akıcı konuşamıyor dediğimizde Er kann nicht fließend sprechen. Şimdi burada bir tezat var. Nedir o? Mario 9 aydır Almanca öğreniyor. O akıcı bir şekilde konuşamıyor dediğimizde Mario hat 9 Monate Deutsch gelernt. Bakın cümlemizi getirdik ve trotzdem ile ne yapıyoruz? Buna rağmen diyoruz. Bu durumda trotzdem kann er nicht fließend sprechen denildiğinde bakın burada bu sefer können modal fiili devreye girmiş. Dolayısıyla ne olacak? Trotzdem kann er nicht fließend sprechen. Mastar halde sprechen cümlenin sonuna gitmiş oluyor değil mi arkadaşlar? Burada şunu da söylemekte fayda var. Almanca öğrenen arkadaşlar da genellikle kendilerine karşı da böyle birazcık acımasız olabiliyorlar. Niye bir an önce Almanca öğrenemiyorum? Kimimizde konuşmada sıkıntı yaşanıyorken kimimizde gramerle ilgili sıkıntı olabiliyor, dinlemeyle ilgili sıkıntı olabiliyor. Bu bütün disiplinler birbirinden farklı ilerleyebiliyor arkadaşlar. O anlamda birazcık daha sakin bir şekilde ilerlediğimizde odağımız neyse, dinlemeyse eğer dinlemeye odaklanmamız, yazmaysa yazmaya odaklanmamız, konuşmaysa vesaire ona odaklanmanızı bir Almanca öğretmeni olarak size tavsiye ediyorum. Bu sebepten süreci düşünmeyin. Sadece o ana kanalize olun ki doğru bir şekilde, sağlıklı bir şekilde ilerleyebilin. Dolayısıyla bu örnekte olduğu gibi işte 9 aydır öğreniyor ama bir an bir türlü akıcı konuşamıyor demek asla doğru ya da yanlış gibi düşünmeyin bu durumu. Bu tamamen kişiden kişiye değişen bir süreçtir. O anlamda sabırlı bir şekilde bu yolculukta, bu Almanca öğrenme yolculuğunda sabırlı bir şekilde ilerlemekte fayda var. Dilerseniz şöyle bir üstünden bir geçelim arkadaşlar. Der Film ist nicht gut. Die Zuschauer wollen ihn ansehen. Bakın burada arkadaşlar demek ki iki durum var. Film kötü değil mi? İyi değil diyor. Diğer taraftan ikinci cümlede de ne diyor? Seyirciler onu izlemek istiyor. Şimdi böyle bir tezatımız var. Bunu trotzdem, buna rağmen ile ne yapacağız? İfade ettiğimizde demek ki filmin kötü olduğunu ne yapıyoruz? Belirtiyoruz. Der Film ist nicht gut. Noktamızı koyduk. Buna rağmen trotzdem wollen die Zuschauer ihn ansehen demiş oluyoruz. Burada yapıların nerede olduğu çok çok önemli arkadaşlar. Yapıların yerlerini değiştiremiyoruz. Dolayısıyla birçok böyle örnek yapmamızın sebebi de o. Yapılara mutlaka ama mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Altıncı örneğimize baktığımızda arkadaşlar Die Wohnung ist günstig. Daire ya da ev uygun fiyatlı. Claudia will sie nicht kaufen. Claudia onu satın almak istemiyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki Die Wohnung ist günstig. Bunu belirtiyoruz. Gene de
dediğimizde demek ki trotzdem will Claudia sie nicht kaufen. Gene de Claudia onu satın almak istemiyor demiş oluyoruz. Ve son örneğimize baktığımızda Mario hat 9 Monate Deutsch gelernt. 9 ay boyunca Almanca öğrendi Mario, değil mi? Er kann nicht fließend sprechen. Akıcı bir şekilde konuşamıyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Baştaki cümleyi tekrar belirtiyoruz. Mario hat 9 Monate Deutsch gelernt. Bakın aynen taşıdım ve buna rağmen trotzdem, değil mi? Trotzdem kann er nicht fließend sprechen. Buna rağmen akıcı bir şekilde konuşamıyor diyor cümlemiz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Film ist nicht gut. Die Zuschauer wollen ihn ansehen. Der Film ist nicht gut. Die Zuschauer wollen ihn ansehen. Der Film ist nicht gut. Trotzdem wollen die Zuschauer ihn ansehen. Der Film ist nicht gut. Trotzdem wollen die Zuschauer ihn ansehen. Die Wohnung ist günstig. Claudia will sie nicht kaufen. Die Wohnung ist günstig. Claudia will sie nicht kaufen. Die Wohnung ist günstig. Trotzdem will Claudia sie nicht kaufen. Die Wohnung ist günstig. Trotzdem will Claudia sie nicht kaufen. Mario hat 9 Monate Deutsch gelernt. Er kann nicht fließend sprechen. Mario hat 9 Monate Deutsch gelernt. Er kann nicht fließend sprechen. Mario hat 9 Monate Deutsch gelernt. Trotzdem kann er nicht fließend sprechen. Mario hat 9 Monate Deutsch gelernt. Trotzdem kann er nicht fließend sprechen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde trotzdem yapısını görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.